Değerli misafirlerimiz, Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz saygıdeğer çok kıymetli Profesör Doktor Melih Bulut hocamız. Melih hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Emel. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam, Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka programında özellikle sağlıkta yapay zeka kullanım alanları ve bu işi Türkiye'de kapılarını açan, bir duyayan olarak bize yapay zekayı aktaran kişinin ağzından, yani sizden dinlemek ve bu konudaki görüşlerinizi, süreçlerinizi bize aktarmanızı çok arzu ediyoruz. Öncelikle ben misafirlerimizi sizi daha yakından tanıyabilmesi adına biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Ardından da Türkiye'deki yapay zeka sürecinde bu kapıyı bizlere nasıl açtınız ve sağlıkta yapay zeka süreci nasıl başladı? Bundan biraz bahsetmenizi isteyeceğim hocam. Hay hay. Ben çocuk cerrahisi uzmanıyım. Uzun yıllar çocuk cerrahı olarak çalıştım. Meslek hayatımın son yıllarında da hastane yöneticiliği yaptım. Çeşitli hastanelerde yöneticilik görevlerinde bulundum. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra da bir sağlık gönüllüsü, sağlık aktivisti olarak çalışıyorum. Kısa bir süre, 2 yıl kadar Sağlık Sigorta Yöneticileri Derneği'nin başkanlığını yaptım. O sırada sağlık yönetimiyle ilgili kendimi daha fazla geliştirme imkanım oldu. Şimdi de yani bu dijital sağlığın önemi, yaygınlaşması, özellikle yapay zekanın sağlıkta geniş kullanım alanı bulması nedeniyle gençlerin bu konuya ilgi göstermesini sağlamaya çalışıyorum. Bununla da başarılı olduk. Aşağı yukarı 3 sene önce başladık biz. Sağlıkta yapay zeka çalışmalarına, Türkiye'de de daha önce bilimsel olarak bu konuya emek veren öğretim üyelerimiz vardı. Fakat çok birbirlerinden kopuk, kitleselleşmemiş bir şekilde çalışıyorlardı. Biz bu hareketi kitleselleştirdik. Bunu söyleyebiliriz. Bir sağlıkta yapay zeka zirvesi düzenledik Mart 2019'da. Akabinde de bir kitap yazdık. Sağlık bilimlerinde yapay zeka. Bu tabii çok önemli bir dönüşüm noktası oluşturdu. Arkasından 1. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi İzmir'de geldi. Tabii COVID süreci bazı çalışmaları aksattı ama yine de 2. kongreyi, hatta bu sene 3. kongreyi yapma fırsatı bulduk. Diğer taraftan Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka isimli bilimsel bir dergimiz de çıkıyor. Sen de o derginin editörler, hakemler kurulunda yer alıyorsun. Bütün sağlık bilimleri branşlarında hakemli bir dergi. Çok iyi gidiyor o dergi çalışmalarında. Gençlerin yoğun ilgisi var. Her türlü sağlık mesleği mensubu genç arkadaşlarımız gerek yapay zeka kulüpleri kurarak gerek teknoloji kulüplerinde alt gruplar olarak bu konuya eğiliyorlar. Projeler yapmaya başladılar. Çok etkin araştırmaları var. Öğretim üyeleriyle beraber multidisipliner bir şekilde güzel çalışmalara imza atıyorlar. Yani Türkiye sağlıkta yapay zeka alanında dev adımlarla ilerliyor. Ben de bundan büyük mutluluk duyuyorum. Siz de hemşirelikte yapay zeka, robotik alanlarında bizleri aydınlatıyorsunuz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu yani bizim katkılarımız sizin katkılarınızın yanında çok küçücük, böyle okyanusta bir su damlası gibi kalıyor. Çünkü gerçekten özellikle Türkiye'de dijital sağlık, yapay zeka denince sizin isimleriniz bizler için rehber olmakla beraber çok da yön gösterici ve neyi nasıl yapmamız gerektiği konusunda çok ciddi katkılar sağlıyor. Burada önemli olan o az önce söylediğiniz kitlesel hareketi başlatıyor olmak ve bir araya geliyor olmak. Çünkü sağlıkta yapay zeka dediğimizde derya deniz bir alan. Her bir sağlık profesyoneli bu konuyla ilgili bir çalışma yapma gayretinde ama bu çalışmayı kiminle yapacak, nerede yapacak, nasıl bir ortak yol bulacak kısmında oldukça zorlanıyoruz.
Hani sizin çalışmalarınız bize burada çok ciddi rehber oldu. Bu konuyla alakalı ne diyorsunuz? Türkiye'de dijital sağlık dediğimizde nasıl bir tanım oluştu? Bu dijital sağlık tanımı içerisinde kimler giriyor, kimler girmeli? Girmek için neler yapmalı? Bu dergiden bahsettiniz, kongrelerden bahsettiniz ama kıymetli misafirlerimizden henüz bu konuları hiç bilmeyen ya da merak edip dahil olmak isteyenler için nasıl bir yol gösterebiliriz hocam? Tabii, çok teşekkür ederim. Dijital sağlık aslında sağlık alanında internet, iletişim, bilişim ve bilgi teknolojilerinin kullanılması demek. Geniş bir tanım bu. Dikkat edersen çok geniş bir tanım. Yani eskiden işte tele tıp diyorduk, işte biyoteknoloji, genetik, yapay zeka. Şimdi bunların hepsini dijital sağlık teknolojileri başlığı altında inceliyoruz. Bunun bir nedeni de niçin hepsini bir arada inceliyoruz? Çünkü bunlar birbirleriyle çok etkileşiyorlar. Biri diğeriyle yakınsama diyoruz. Birbirinin içinde teknolojiler bunlar. Yani bugün biyoteknoloji, yapay zeka olmadan bioinformatik, yani genetik, bunlar çok ayrılabilecek konular değil. Ya da robotik, nanoteknoloji. Yani bunları dijital sağlık teknolojilerini bu kapsamda inceliyoruz. Şimdi biz COVID öncesi dönemde sağlıkta dijital dönüşüm inisiyatifi diye Profesör Ali Serdar Fak, Profesör Ata Akın, birkaç arkadaş böyle bir inisiyatif oluşturduk ve bir workshop yapıp raporlar düzenledik. Bu raporları da üniversitelere, devlet yetkililerine, özel hastanelere, alakadar olan herkese sunduk. Pek kimse oralı olmadı. Fakat COVID bir patladı. Hastalar hastaneye gelemeyince telesağlık birdenbire moda haline geldi. Şimdi bütün hastanelerin uygulaması var. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yani artık dijital sağlık teknolojileri bütün sağlık mesleklerinin kaçınılmaz bir şekilde yardımcısı. Sağlıkta biliyorsun üçlü sac ayaklarından söz edersin. Hizmet, eğitim, araştırma. Bu teknolojiler hizmette de, eğitimde de, araştırmada da çok önemli. Ben niçin yapay zekaya daha fazla önem atfediyorum? Çünkü yapay zeka örneğin araştırma konusunda artık vazgeçilmez. Yani görüntü işlemede ya da işte görüşmeler yapacaksınız arkadaşlarla, ses işlemede yapay zeka çok mahir. Hatta dün bir haber vardı. Ölü insanların, kaybettiklerinizin görüntüyle beraber seslerini de, yani yapay zeka bu konuda kendini geliştiriyor. Onu adeta karşınızda kaybettiğiniz insanı görebileceksiniz. Bu teknoloji artık elimizde var ama çok ciddi sahtekarlıklara neden olabileceği gerekçesiyle pek kullanımı sürülmüyor. Şimdi bunun gibi pek çok kullanım alanı var ama esas araştırmada çok önemli. Yani bugün temel bilim araştırması olmadan, İşte örnek yine COVID mRNA aşısının geliştirilmesi. COVID ortaya çıktı. Hemen 10 gün içinde virüsün genomu tarif edildi. Ve bu bütün dünyayla paylaşıldı. Onun üzerine bilim insanları laboratuvara girdiler ve nasıl bir aşı geliştirmeleri gerekiyor? Hangi ilaçlar bu virüse etki edebilir? Bunu ortaya koydular. Artık yapay zeka olmadan etkin bir temel bilim araştırması yapmanız mümkün değil. Artı ilaç geliştirme ya da eski ilaçların, başka amaçla kullanılan ilaçların yeni amaçlarla kullanılması. Hep bu alanlarda yapay zeka son derece yardımcı. Yani eğitimde mesela dijital sağlık teknolojileri artık özellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, işte hologramlar, bunlar dijital ikizler, bunlar artık ister hekim, ister hemşire, ister başka sağlık meslek grubu, herkesin eğitimi için kaçınılmaz teknolojiler haline geldi.
Hocam, bu kaçınılmaz teknolojilerle ister istemez bir arada ve uyumlu çalışma sürecine geçiyor olmamız lazım. Bizler sağlık profesyonelleri olarak bugüne kadar almış olduğumuz eğitim ve planlamalarda aslında bu teknolojilere çok da aşina değiliz. Her birinin şu anda yeni yeni yaşayarak görüyoruz ya da bir şekilde öğrenmeye çalışıyoruz. O bahsetmiş olduğunuz üç temel sac ayağında, yani hizmet, eğitim ve araştırma noktasında biz aslında henüz yeteri kadar olması gereken kısma ben kişisel fikrim erişemediğimizi düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biz bu basamaklara nasıl erişebiliriz ya da nasıl geliştirebiliriz? Emel'cim çok doğru, çok haklısın ama bütün dünya aynı sorunu yaşıyor. Yani bu devrim birdenbire geldi. Aslında yıllardır bunu konuşuyorduk, söylüyorduk bu olacak diye. Fakat yani insanlar yumurta kapıya gelmeden harekete geçmiyor. Bütün dünyada benzer sıkıntılar var. Ben yurt dışındaki arkadaşlarla konuştuğumda orada da bir direnç olduğunu, özellikle yani hekim, hemşire vesaire tarafında izliyorum. Ama Türk halkı teknolojiye çok açık. Sağlıkta teknoloji kullanılmasını çok onaylıyor. Yani dünyada ya birinci ya ikinci sırada çıkıyoruz bu konuda. Halkın talebi var, beklentileri var. Zaten karşılayamadığımız bir sağlık talebi var. Yani 7/24 artık çok ciddi hizmet talebi var ve özellikle tele sağlık uygulamaları bu konuda bize çok yardımcı olacak. Tabii eğitimde şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Çok güzel bir konuya değindi. Yani özellikle tıp eğitiminde ya da hemşire eğitiminde hala eski diyeceğimiz bir müfredat uygulanıyor. Yani dijital sağlık teknolojilerine yeteri kadar yer verilmiyor. Mesela ben çok biliyorsunuz çok konuşma yapıyorum gençlere. Soruyorum onlara biyoteknoloji nedir diye. Yani biyoteknolojiyi şimdiye kadar doğru dürüst cevaplayan ne bir tıp öğrencisi oldu, ne bir sağlık yönetimi öğrencisi oldu, ne de bir hemşire oldu. Bazılarının fikri var ama bunlar yeteri kadar öğretilmiyor. Halbuki bugün biyoteknolojik ilaçlar, kullandığımız ilaçların neredeyse yarısı. Yani işte mRNA aşısı. Şimdi bu aşı kanser hastalarında kullanılacak. Burada bunu aşmanın yolu tabii bir taraftan sizin gibi öğretim üyelerinin, yani bu konulara önemini kavramış öğretim üyelerinin gençlerin önünü açması, gençlere bu olanağı sağlaması. Örneğin sizin misafir ettiğiniz eczacılık öğrenci, şimdi mezun arkadaşlar. Yani Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, oranın dekanı Gülay Şeren Hanım bu konulara uyandı ve çok güzel bir şekilde sağlıkta yapay zeka seçmeli ders konulu Eczacılık Fakültesi'nde. Türkiye'de bir ilk, belki dünyada da sayılıdır yani. Ama şimdi birçok fakülte bu dersi yapmak için istekli. Burada iş gençlere düşüyor. Yani bu konuları okulda anlatılsın anlatılmasın, ister mezun olmuş olsun olmasın, kendileri öğrenecekler. Sağlık mesleğine sahip olan arkadaşlarımızın birçoğu sayısalcı. Bu konuları esasını öğrenmeleri hiç de zor değil. Yani bir kodlama, bir yazılım, bunların teknik olarak esasını öğrenebilirler. İnternette şu cep telefonu aracılığıyla acayip bilgi var. Yani bu konuda çok güzel eğitimler var. Ücretsiz eğitimler var. Bugün ben yapay zeka öğrenmek istiyorum diyen birisi 5 kuruş para harcamadan çok güzel bir şekilde eğitim alabilir. Türkiye'de de yurt dışında da yani çok fazla da etkinlik var. Onun için pek bahanesi yok. Yani ya okulda biz bunu okumadık demeyelim. Bunları öğrenelim. Çünkü geleceğin sağlık hizmeti dijitalde çözümlenecek. Yani bu artık kaçınılmaz bir şekilde kendini gösteriyor. Onun için bu konuları çok dikkatli bir şekilde arkadaşlarımızın öğrenmesi lazım. Çok haklısınız hocam. Bir de söylediğiniz nokta çok kıymetli. Öğrenmek istedikten sonra artık bütün bilgi elimizin altında ve çok kolaylıkla erişim sağlayabiliyoruz. Bahanemiz yok sevgili arkadaşlar. Yani biz bahanelere sığınmayalım.
Pek çok konuşmacımız, özellikle yapay zekayı konuştuğumuz, sağlıkta yapay zekayı konuştuğumuz meslektaşlarımızın pek çoğu sizin de söylediğiniz azimle, istikrarla ve bilgi açlığıyla aslında sürecin içerisine giriyor. Sağlık kendi içinde derya deniz, kendi içinde çok şey öğrenmemiz gereken bir konu. Bunu bir de yapay zeka ile entegre ediyor olmak zaten bizi diğerlerinden farklı kılıp bu süreçte bir daha dikkat alalım dediğimiz hususlardan biri olarak yer alıyor. Melih Hocam, sağlıkta yapay zeka kullanım alanları çok geniş. Ben bu konuyu sizinle devam etmek ve sürdürmek isterim. Ama izninizle bugünkü oturumumuzu burada sonlandırıp bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle diyorum.